Sen hayırdır ya? Bütün yol bir kıvrandın durdun. Bir karın ağrım var senin ha. Ya aslında yalnız kalıp sohbet etseydik dedim ama... olmadı. Neymiş bu sohbetin konu başlığı? Ya baba... ya ben... aslında benden duy isterdim. Eren ne yaptınız? Savcım ne yapalım? Olay yeri inceleme... Dinliyorum. Sayın savcım biz okula geldik. Okulun önüne de polis otosu yerleştirin. Çocukları ürkütmeyecek bir yerde. İçeride de. Eğer şüpheli bir durum olursa da bana haber verin. Emir anlaşıldı sayın savcım. Ne yaptınız? Ne yapalım savcım? Olay yeri inceleme bakmaya devam ediyor ama henüz elde bir şey yok. Anıl da kızı aldı, adli tıbba götürdü. Telefonu? Onu önceden yollattık ya savcım, bakmışlardır ona. Bakalım ne çıkarmışlar. Ceylin nerede? Burnunun diki nereye götürüyorsa orada. Aile silinmiş, temizlenmiş. Öyle ki ölen şahıs Sude'nin bile parmak izi yok nasıl oluyorsa. Şifre kırıldı mı? Kırıldı. İlk bilgileri getirdim. Daha da inceleyecekler tabii ki. Yani ne bulduk şu an? Şimdi şöyle ki kızın yıllardır kullanmadığı bir sosyal medya hesabı bir anda aktif oluyor. Ve bir metin var. İntihar mektubu mu? Oku bakayım kızım. Çok hatalar yaptım. Kirlendim. Artık bu utançlarla yaşamak istemiyorum. Hak etmiyorum yaşamayı. Ölmek benim için en iyisi. Çünkü ben kötü biriyim. İçim pis. Belki böyle temizlenirim. Bahanelere sığınmadan, başkalarını suçlamadan bunu yapıyorum. Allah kahretsin. Hem kızı öldürüyorlar, hem de günahlarını üstüne yıkıyorlar. İlk başta fark edememişim. Yani muhtemelen bileğin üst kısmına kaza ya da yataktaki battaniye falan geldi. Ya da bunu kim dizayn ettiyse bildiği bir şey var. Ama bileğin iç kısmı daha ince bir deri olduğu için şurada iz yapmış ve kan toplamış savcım. Diğer elinde var mı? Evet. Diğer elinde bileğin iç kısmında aynı bulgular mevcut. Yani bağlanmış, hareketsiz kalınca da çözülmüş. Anıl, intihar seçeneğini kesin olarak eleyebilir miyiz bu durumda? Doğrudur başkomiserim. Başka bir bulgu var mı? Şu an için yok. Mücadele etmemiş mi? Yani etmemiş ya da edememiş. Yani toksikoloji raporu gelmedi ama herhangi bir sakinleştirici aldıysa... örneğin uyku hapı gibi bir şey, farkına varmamış olabilir. Rapor geldiğinde bize hemen bilgilendir. Olay yeri incelemenin bulduklarına bakalım. Anıl'ın dediği gibi bileklerini bağladıkları bir şey çıkacak mı anlayalım. Emir anlaşıldı savcım. Hadi savcım kolay gelsin. Anılcan kolay gelsin canım. Sağ olun başkomiserim size de. Ehliyet ruhsat. Açalım. Açalım hadi. İyi yolculuklar. Hayırdır Memur Bey? Bir sorun mu var? Senin isim nedir? Tankut Yankıl. Tamam bir kimliği görelim. Hadi hadi acele et. Tamam abicim. Ben bunu halledeceğim. Akşama uğrayın siz. Mahmut sen misin? Evet. Hakkınızda gözaltı kararı var. Alalım arkadaşı. Abi ne oluyor? Geç. Ne gözaltısı? Kardeşim hadi. Geç kardeşim geç. Geç.
Ama yani bir anlasam tamam. Ne olduğunu... Arıyoruz mekanı. Yolda anlatırlar. Bu da arama kararı. İyi ama bir anlasam mı? Amirim, o yüzündeki tebessüm bu metrekarede pek olmaz ya. Yapma oğlum ya, o kadar da değil. Yok yok, katılıyorum Eren'e. Sende iyi bir haber var. Mersin Adana yönünde D400'e çevirme yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar, Tankut'la ilgili güzel haberler geldi. Kargoyu yola çıkarmak üzereler. Ekiple takipteyiz. Dükkanından da yapılan aramada bir defter ele geçirilmiş. Verdim talimatı, birazdan burada olur. Güzel. Ben de. Tuğçe, onu iyi inceleyelim. Suç örgütünün yapısını iyice anlayalım. Uzayan kollarını tespit edelim. Emir, anlaşıldı savcım. Savcım, bu Necla'yı da yeniden alalım diyorum. Makuldür savcım. Bakalım bu Tankut'un yakalanma kararı Necla Ana'yı nasıl etkileyecek? Savcım, bunu görmeniz lazım. Araştırmaya devam edin. Edinilen her bilgi istiyorum. Hemen. Hadi siz de mesainize dönün arkadaşlar. Kolay gelsin. Emir, anlaşıldı başkomiserim. Şimdi bu gazetecinin evinde bulduğumuz tablonun arkasından çıkan flash diskleri incelemeye aldırdım. Dinlet oğlum. Senden ricam, sorulara tane tane anlaşılır cevap vermen. İstediğin kadar düşünebilirsin. Evet. Şimdi seni şifreli olarak kodlayacağım. Lagos Klinik eski doktoru, röportaj 7 başlıyoruz. Ne zamandır Lagos'ta çalışıyorsunuz? 2020'de girdim. İşte 5 yıl oldu ayrılalı. Göreviniz neydi? Kadın doğum uzmanıyım. Kaç tane kayıt var böyle? 21. Bir dur. Anladığım örgütle bağlantılı kişilerle yapılmış röportajlar. Doğrudur savcım. Bu büyük bir bilgi havuzu. Şimdi ben bütün bunların hepsini bir incelemeye aldım. Her birine bir tane memur atadım. Böylece işi biraz hızlandıracağız. Güzel. Bütün hepsinin isimleri, soyadları, adresleri hepsini bir araya topladık. Bir döküm oluşturuyoruz. Bir devam edelim bakalım. Dinleyelim yani. Aykut Öngerim'i tanıyor musunuz? Evet. Yakın mıydınız? Evet, mesai arkadaşıydık.